KonTV ekranlarından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Mübarek Ramazan ayının son tarım masasını bugün sizlerle beraber yapacağız. Tarım masasında önemli konuları gündeme yatırıyoruz. Bugün de et lobileri ve baronları çıkışıyla tüm medyada yer bulan et lobileri ve baronları var mı konusunu tarım masasına yatıracağız. Ve yine Ramazan ayı boyunca söylediğimiz gibi hayvancılığı konuştuk ve bu son programda da Ramazan ayının son programında da yine hayvancılığı tüm detaylarıyla tarım masasına yatıracağız. Malum bugün pandemide yasakların büyük bir bölümü kalktı. Biz de pandemi nedeniyle plaketimizi sahibine ulaştıramamıştık, programda ağırlayamamıştık ve bugüne nasip oldu. 2020 yılının plaketi. Plaketimiz Can Kılıç'a gitmişti o dönemde, 2020 yılı Enleri ödüllerinde yılın en başarılı yatırımcı ödülü için. Ben sevgili Can Kılıç'ı da hemen yanıma davet edeyim. Bir yıl gecikmeli plaketimizi de vermiş olalım. Ve bu bizim takipçilerimizin oylarıyla siz yılın yatırımcısı ödülünü hak ettiniz. Bu sizin başarılarınız, başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Takdir gören takipçilerimizden dolayı teşekkür ederiz. Doğrudur, 2020 yılında yapmış olduğumuz yatırımlar şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu plaketi layık gördünüz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, tarım masası başlıyor. Sevgili seyirciler, tarım masasına başlıyoruz. Bugün program konuğumuz Yilet Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Kılıç olacak. Can Bey, programımızda uzun zamandır ağırlamak istiyorduk ama hem bizim program yoğunluğu hem de Can Bey'in yoğunluğu nedeniyle bugüne nasipmiş. Bugün programımızı yapacağız. Tam da gündeme en önemli konusu, gündeme tam ortasına düşen bir konu aracılar. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik'in et lobileri ve baronları var. Et fiyatlarını bunlar yükseltiyor diye bir iddiada bulundu. Arıcıları, kasaplarda herkes de cevap verdi ama burada arıcılar mı et lobisi ve baronları, et fiyatlarını onlar mı yükseltiyorlar? Konuşulması gereken konu acaba market fiyatlarının fazla olması mı, pahalı olması mı, yoksa gübreye, yeme, mazota, enerjiye, elektriğe gelen zamlar mı tartışılmalı, market, kasap ve üretici fiyatları mı tartışılmalı? Bunları bugün konuşacağız. Et fiyatları gerçekten pahalı mı, pahalı algısı mı oluşturuluyor? Bunlara da cevap arayacağız. Sayın Başkan, hoş geldiniz tarım masasına. Hoş bulduk, çok sağ olun. Öncelikle gerek izleyicilerimizin, gerek de Müslümanların Ramazan bayramını, Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Yarınki Kadir gecemizden kutlu, önümüzdeki hafta pazartesi günkü Ramazan bayramımızda mutlu geçmesi dileğiyle hoş bulduk. Evet, Sayın Başkan, hemen şunu da programa girerken almış olayım. Biliyorsunuz sağlık personeline ciddi saldırılar da oldu. Hastaları tedavi etmek için can siperhane çalışan doktorlarımıza muhtelif tarihlerde saldırılar oldu ve biz bunları kınadık. Ve maalesef Yozgat'ta Sorgun ilçesinde mezba sorumlu veteriner hekimi Volkan Lale'de bir çalıştığı mezbada hunharca bir saldırı oldu ve görev şehidi olarak kayıtlara geçti. Merhum Allah-u Teala'dan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Doktorlar gibi veteriner hekimlerin de sağlık personeli olarak, sağlıkçı olarak kayıt altına alınmasında öneminin altını çizerek başlayalım. Et fiyatları gündemimizi meşgul ediyor. Et fiyatları pahalı mı, değil mi? Birçok iddialar ortaya atıldı. Size göre et pahalı mı, pahalı algısı mı oluşturuyor? Recep Bey, öncelikle Volkan Lale Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, meslektaşlarına da başsağlığı diliyoruz. Dediğimiz gibi veteriner hekimlerimiz gıda sağlığımız ve kontrolümüzün
sağlayan kişilerdir. Çok önemli bir görevleri üzerindeyken görev şehidi olmuştur. Camianın başı sağ olsun. Teşekkürler. Et pahalılığı sorusuyla alakalı devamlı zaten yapmış olduğumuz programda, daha önce katılmış olduğumuz söyleşilerde de bunu konuştuk. Et normalde olması gereken yere regüle edip fiyatların bir yere geleceğini söylemiştik. Nasıl her materyal, her emtia fiyatlandıysa et de kendine göre oluşumunu yapmıştır. Ama diğer ki gıda maddelerine nazaran etin pahalı olduğu söylenemez. Normalde et hak ettiğini pek bulduğunu da daha henüz sanmıyoruz. Normalde bugün 110-120 lira gibi bir kıyma, 130-140 civarında kuşbaşının satıldığı bir tezgah ortamında etin pahalılığını pek öyle bir algı olarak göstermesine biz normalde mesleğim adına da yanlış biliyorum. Nedeni derseniz normalde pazardaki bugün sebze türü ürünlerin fiyatlarının, yani fiyatlarıyla kıyasladığımız zaman bugün 120 liralar, 110 liralar veya 130 bantındaki kırmızı etin pahalı olacağı söz konusu bile olamaz. Ama ister istemez çok yüksek bir şekilde algı oluşturuyor ete karşı. Fiyatsal olarak yüksek olduğu durmadan nedense dillerden düşmüyor. Hı hı. Bu da şöyle, biz işimizi severek yaptığımız için, benimle beraber meslektaşlarım da işini sevdiği için bayağı bizleri yıpratıyor. Öyle bir hal almıştır ki. Şu an için sorarım Sayın Recep Bey, bir yaş basa fiyatı nedir? Yani bir kilo tatlı kaç lira? Yani bunların hiçbiri etten ucuz değil, etten de çok çok fazladır. Et nedir? Protein kaynağıdır. Gelişimde olan çocuklarımızın vücuduna etkidir, proteindir, sağlıktır bunlar. Haliyle çok o kadar da olmasa gerek, biz bunu hep tartışıyoruz. Çok olmasa, tüketmesek bile ayda ne kötü 4 kilo et tüketen bir aile için nedir bu? 2 kilo kıyma, 2 kilo kuşbaşı diyelim. Bunun bir eve maliyeti zaten 480-500 lira. Siz her zaman dersiniz ya, yani sigara bile değil, günde bir paket sigara aldığını düşünürsek 700 lira gibi rakam yapıyor. Lira. Ama nedense kimler neyin veyahut da yani tarımla hükümeti mi yıpratmak istiyorlar? Durmadan yani her sazı eline alan çıkıyor, eti bağlıyor. Normalde bu eti kendi başına bir et satıcısı değil. Bunun ilk başında üreticiler var. Üreticiler kimdir? Sütçülerdir. Bunlar hayvanlarıyla alakalı buzağı yapıp daha sonrası yetiştiriciler, bizler. Biz şimdi üretici değiliz. Biz yetiştireceğiz. Biz buzağları alırız. İşletmelerimizde 24 ay gibi bir süreyle bunların bakımını gerçekleştiririz. Et materyali oluştuğu zaman biz bunları tezgahlarımızda kesimlerini gerçekleştirip ülkeye KDV ve vergi potansiyeli sağlarız. Bizler yetiştirici ve et satıcısıyız. Şimdi bu birbirine zincirlemedir. Yetiştirici bundan etkilenir. Üretici etkilenir. Bu üreticiye yem desteği yapan köylü etkilenirse bu işi kim yapar? Halihazırda çok ciddi bir rakamlarda falan şu an etin fiyatı yok. Artı bunda öyle aşırı bir karlılık duyan da yoktur. Nedir? Geçen sene bu programı yapmış olduğumuzda biz sizinle yemin kilosu 42-43 liraydı. Etin kilosu 46-47 liraydı. Bir sene içinde yem oldu 250 lira. Et oldu kargası da 80 lira. Yani bugün bir yetiştiricinin yedirmiş olduğu yem 5 katı artarken etteki olan kargasındaki artış sadece 2 katı oldu. %100 normal, gibi bir şey oldu. Yani ama yemde %300, %400 lira kadar gördük. Bugün bu dediğimiz hayvanın oluşumu ve gelişimi dediğimiz gibi bir anda olan bir şey değildir. Şimdi bir tane erkek besi hayvanının aylık maliyeti işletmesine 2000 liradır. Normalde ufaktan alıp da eğer bu hayvanı 12-13 ay gibi beklettiğim zaman 24-25 bin lira gibi bir maliyet söz konusu. Normalde bunu üretici demiyorum, yetiştirici olarak fazla bir karlılık zaten bizde gözükmüyor. Nedir? Piyasa dediğimiz gibi kendini regüle ediyor. Sabretmemiz lazım Recep Bey. Hani bu sabrın sonu elbet selamet derken şu anki işte Et ve Süt Kurumu'nun da açıklamış olduğu fiyatlar oldu. Gayet bu özel sektörle aynı fiyatlara geldi. Et ve Süt Kurumu'nun özelliği nedir? Özel sektörün fazla olmadığı yerde hayvancı ve çiftçiye her zaman için destek olmuştur. Sayın Başkan, ESK'ya geleceğiz. ESK konusunu ayrı bir başlıkta açacağız ama şimdi tarım masasını siz de yakından takip ediyorsunuz.
Tarım Masası siyaset üstü bir program. Ülke üreticisinin, çiftçisinin alın terinin hak ettiği değeri bulması ve ülkenin gıda arzını yapan üreticilerimizin haklarını savunmak. Bizim temel çıkış noktamız bu. Şimdi siz de konuşmaya başlarken söylediğiniz gibi hükümeti, bakanlığı yıpratmak isteyenlerin ortak konusu tarım oldu. Tarım üzerinden hükümeti eleştiriyorlar, hükümeti yıpratmaya çalışıyorlar. Ama burada asıl olan üreticinin mağdur olmaması. Yine geçenlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ESK önüne gidip orada açıklamalar yaptı. Siz hani futbolda vardır ya oyunun iki yönünü oynayan hem defans hem forvet. Doğru. Siz hem yetiştiricisiniz hem de son nihayet tüketiciye giden süreçte en son halkayı da temsil ediyorsunuz. Bu manada sizce siyaset mekanizması tarım üzerinden hükümeti yıpratmasının hem sektöre üreticilere zararı var mıdır? Bu yanlış bir yol mudur? Sayın Gingöz, malumunuz 2 yıl pandemi gibi bir hastalıkla mücadele ettik. Üretim durma noktasına kadar geldi. Bu gelişmiş ülkelerde, dünya ülkelerinin hepsinde biz bunları gördük. Şimdi normalde pandemi sürecinden çıkarken ister istemez yani bir şeylerin sallandığı göz önündeydi. Biz de gene medyadan Sayın Kemal Bey izlenmeni gördük. Et ve Süt Kurumu'nun önünde yapmış olduğu açıklamalar gördük. Öyle bir şey ki normalde biz bu sektörün içinde olduğumuz için dediğiniz gibi biz bunun hem yetiştiricisiyiz hem bunun sanayisini yapıyoruz hem de son nihayet halka ulaşıyoruz. Ki evet. Kemal Bey'in açıklamalarında da normalde 100 lira gibi bir rakamlara et yedirmem derken zaten o dönemde 120 liraya kıyma satılıyordu. Anladığım kadarıyla o ara herhalde Et ve Süt Kurumları kendi reyonlarında fiyat artışına gitmişti ki zaten şu an bile %15, %20 bizlerden düşük satar evet. Et ve Süt Kurumları. Bu yıpratma moduna gelince sanmıyorum. Niye derseniz üretici zaten neyin ne olduğunu öğrendi. Bir de dediğimiz gibi ciddi bir pandemi sürecinden geliyoruz. Bir şeyde bir pahalanma yok. Bunu durmadan algı yapmak işte et yemiyormuş, süt içmiyormuş, peynir yemiyormuş. Böyle bir şey söz konusu herkes etini alıyor, sütünü alıyor. Ama asıl olan şudur, hep biz bunu savunuyoruz. İster istemez pandemiden çıkıştan bazı eldeki stokların bitmesiyle emtialarda fiyat artışına gidildi. Fiyat artışına gidilirken, şimdi herkes diyor ki 1 lirayı 3 liraya alıyoruz, 2 liraya 3 liraya alıyoruz. Tamam eyvallah. Alıyorsak biz de ona göre satıyoruz zaten. Normalde pahalı alıp da kimse ürününü ucuz satmıyor. Hiçbir üretici, işte ben bugün 1 lirayı 3 liraya aldım da sen 3 liraya alırken gene aynı 1 liraya satmıyorsun. Buradaki tek sıkıntı asgari ücrete yapılan %50 yılındaki o zamanki yüksek varsayılan geçim miktarının şu an yetersiz kalmasıdır. Zaten hep başta biz bunu savunuyoruz. Ben şahsım olarak savunuyorum. Diyorum ki piyasalar ister istemez kendini regüle edecek. Bir şekilde olması gereken yere gelecek, orada da kalacak. Halk olarak şimdi öyle bir zamada empoze olduk ki bir şey de atıyorum almaya mı gidiyoruz? Tekrar zam gelirse ya sana her şeye zam geliyor şeyi de oluşmaya başladı halk arasında algı. Normalde aslında biz halk olarak bunun üzerimizden bir atmalıyız. Yani burada da bazı fırsatçı kesimler var. İşte olmayacak zamlar anında daha raf gözüken işte ayçiçek yağında olan diğer olan materyallerde. Etle alakalı olan da şöyle bir şey söyleyeyim. Et gerçekten hak ettiği yerde değil. Çünkü hayvancı eğer ki bu hayvandan para kazanırsa tekrar üretecek. Veyahut da yetiştirici alıp tekrar bunları işletmelerine dolduracak. Tekraren aşırı kapasite yüksekliği olup nedir bunda KDV'ler üreyecek. Bundan vergi doğacak. Ki Nazif Başkan da hep der ya. Yani yılmadık, yılmayacağız zaten. İlla ki biz bu işin içindeyiz. Şu an için işte dayını ödüle layık gördüğünüz işletme bugün Konya'nın erkek besi yetiştirilince kapasite ve tesis olarak birinci Türkiye'de 3-4'te gelir. 70 milyon liralık bir yatırımımızdı bu. Şu an için %90-95'lik kısmı bitmiş durumda. Normalde işletmenin kapasitesi 10 bin. Bu demek değil, bugün 10 bin olmayabilir. Belli bir süreçten geçiyor ülkemiz ama yarın biz bundan azim edeceğiz.
Çünkü biz buralar tekrar dolduracağız. Bizim bulunduğumuz, bizim bu ülkeye, bu şehre bir borcumuz var. Eğer ki bu şehirde, bu ülkede doğduysak biz bu ülkemize, bu şehrimize hizmet etmek zorundayız. Bizler bu yatırımlarımızı Konya Salyan ilçesine yaptık. Öyle bir şey ki normalde tam kapasiteyi aldığımız zaman bugün 10 bin tane hayvanın kaba yemi olsun, işte diğer yemlik malzemeleri olsun, ilçenin bütün ekini kaldıracak kapasitede. Biz bunları planlayarak geldik. Ama maalesef yani hiç elimizde olan veyahut da kimsenin ülkenin elinde olan bir şey değildi bu pandemi süreci. Pandemi süreciyle ister istemez etkilendik. Bunu da bir şey varmış gibi, bunu siyasi olup görüp de durmadan bir şeyin üzerine yüklenmek gerek yok. Gayet huzur refahımız yerindedir. Gayet herkes üretmek, herkes çalışma derdinde. Ona kalırsa eskiye nazaran şimdi biz yeni kuşakları görüyoruz. Öyle çalışmayı seviyorlar ki herkes çalışma ve kazanma azmiyle gidiyor. Ama yeni gençlerin bir eksiği var. Ne dinlemeyi seviyorlar ne hikaye okumayı. Bu şekilde başarıya ulaşan hiç olmamıştır ki. Ya birilerinin yaşam hikayelerini okumalılar ya da işte böyle sizlerin sözlenişi, bizlerin söyleşilerini dinleyip bunlar bir tecrübe edinmeleri lazım gençlerimiz. Öbür türlü dediğimiz gibi hükümete tarım üzerinden yüklenilmesi, buradan şunu anlamamız lazım ki halkımız bunu anlıyor zaten. Bakın ben size şöyle de bir şey diyeyim. Yani sütle, etle, samanla bir yere varılmaz. Yani şu böyle olmuş, bu böyle olmuş o baskıyla kimse bir davasından vazgeçer mi? Sayın Cingöz, normalde gelip gittiğiniz bir yol var. Yolunuz belli, yolunuz düzgünse siz sütle diğer bir yollar tercih eder misiniz? Evet. İşte o zaman ben o Et ve Süt Kurumu'nun önündeki Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dediğim gibi medya üzerinde gördük. Bilmiyorum yani bir görüş olarak da demiyorum ama şu var. Gerçekten ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Çünkü bereketli bir 20 yıl geçirdik. 20 sene öncemize bakarsak, bugün de bakarsak gibi ben değil herkes aynıdır. Şu an danışmanların yanlış bilgi vermesi o üzücü geliyor bana. Çünkü o an için 120-130'da olan bir kıyma 100 liradan ben yedirmem derken ya 100 liraya gitse zaten iyidir. Dediğimiz gibi bir eve 4 kilo et girdiği zaman 500 lira bir para, o çok bir para olmasa gerek Sayın Cingöz. Şimdi Can Bey, şu olayı şöyle toparlayacak olursak, 500 lira alım gücü olarak, belki şu anda satın alma gücü olarak 500 lira zor bir rakam olabilir. Şimdi ya 500 lira çok para değil demek istemiyorum ama şimdi olayı ben biliyorsun mukayese yaparak örneklendirmeyi seviyorum. Şimdi asgari ücretle çalışan insanların büyük bir bölümü maalesef o sağlığa zararlı ürünü kullanıyor, sigarayı içiyor. Günde bir paket sigaraya verilen para işte şu anda 25 lira civarında herhalde, 25-26 lira tam bilmiyorum fiyatını, yaklaşık 750 lira gibi bir parayı bu sağlığa zararlı ürüne veriliyor. 4 kilo et, kıyma, kuşbaşı olarak değerlendirin bunu. Hadi 125 lira ortalaması olarak değerlendirin. 450-500 lira yapar. Doğru. Girdi maliyetleri referans alındığında et pahalı değil. Süt pahalı değil. Çünkü et yiyenler ot yiyenleri yönetir diye de meşhur bir atasözümüz var. Şimdi bir reklama gideceğim. Evet. Reklamlardan sonra esas konuşacağımız konulardan birisi gübre, yem, mazot, enerji artışları mı tartışılmalı yoksa üretici, aracı, kasap, market fiyatları mı tartışılmalı? Bunları da cevap arayacağız. En önemli konulardan da birisi bu. Yani hayvancılığı sürdürülebilir pozisyonda nasıl tutarız? Bunları da sizin tecrübelerinizden yararlanarak cevaplarını almak istiyorum. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra Tarım Masası devam edecek. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Yılet Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Kılıç bugün program konuğumuz olduğunu söylemiştik. İlk bölümde de et pahalı mı, pahalı algısı mı oluşturuluyor? Bir de hükümeti, bakanlığı tarım üzerinden yıpratma çalışmalarının sektöre etkisini konuştuk. Tabii Tarım Masası'nın siyaset üstü bir program olduğunun altını tekrar çizerek konumuza devam edeceğiz.
Çünkü üreticinin hakkını, gerçekten hakkını koruması gereken kurum, bakanlık, muhalefetin tarım üzerinden hükümeti yıpratmaya çalışmasında üreticilere hiçbir faydası yok. O yüzden bu işi çözecekse yine bakanlık çözecek. Bakanlık destekleriyle sürdürülebilir tarımı ayakta tutacak. Bu nedenle de siyaset kurumunun tarımı kullanarak hükümeti yıpratmasını biz tarım olarak da tasvip etmiyoruz. Can Bey, şimdi gelelim, işte malumunuz yakın zamanda Tarım Bakanlığı'nda bir değişiklik oldu. Sayın Bakan Pakdemirli gitti ve Sayın Kilitçi geldi. Sayın Kilitçi ile beraber 4 tane de bakan yardımcısı değişti. Burada hem sektörün içerisinden müsteşar yardımcılığından da tanıdığım, bakanlıkta uzun süre hizmet veren Sayın Nihat Pakdil önemli bir göreve geldi. Hem yeni bakan yardımcılarını hem de gerek ESK'da hem de Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ndeki genel müdür değişikliklerini nasıl yorumlayacaksınız? Beklentileriniz nedir? Recep Bey, bakanlık nezdinde yapılan değişikliklerde genel müdürlerimize hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. Bakan yardımcılarımız, dediğiniz gibi Nihat Pakdil olsun, diğer bakan yardımcılarımız olsun ve bakanımız olsun, konusunda yani alaylı dilde usta. Hepsinin kendisine göre apayrı meziyeti ve bilgileri olan kişiler. Normalde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz olsun, Hayvancılık Genel Müdürümüz olsun, kendileri hayırlı olsun ziyaretlerinde. Dolu dolu bir donanımına sahip olduklarını zaten gördük. Öyle bir şey ki Tarım Bakanlığı içinde şu anda Ar-Ge sistemi şeklinde yüksek istişareli çalışmaları olduğunu bize zaten kanaatine vardık. Bu da şunu gösteriyor, gerek sanayici gerekse üretici birliklerin başkanlarında almış olduğu izlenim bir güven unsuru olarak oldu. Niye derseniz, sözlerinin dinlenildiği veyahut da aynı dili konuşabildiği, yani demek istediğini anlatabildiği ve dinleyici bir bürokratların olması bizler için ayrı bir sevinç kaynağı da oldu. Normalde genel müdürlerimizle arada bir de olsa haberleştiğimiz zaman onların da tek söyledikleri şey şu var: ne zaman isterseniz gelin istişare yapalım. Hani sektörümüz için gereken neyse, sizlerin bildiği, bizim unuttuğumuz veyahut da bizim sizlere söylediğimiz yolda ilerleyelim diye. Gayet hayırlı mübarek olmasını da temenni ediyoruz ülkemiz için. Çünkü dediğimiz gibi her saldırı tarım üzerine oluyor. Çünkü saldırılacak bir şey kalmamış gibi geliyor Recep Bey, ki bizler tarımın içinde olduğumuz için burada da en çok zaten olan biz tarımın içinde iştigal yapan iş insanları, üreticiler, çiftçilere zararı oluyor. Ama öyle bir bakanlığımız çalışıyor ki gerek bakanımız olsun, gerek yardımcılarımız olsun, gerekse bürokrat genel müdürlerimiz olsun, dediğim gibi hepsi donanıma sahip, yüksek bilgiye sahip oldukları için normalde zaten bizim söyleşimizi onlar anlıyorlar. Geçen gene genel müdürümüzle konuşurken istatistiklerimizi yapıyoruz. Normalde bundan işte diyorlar ya, bir defa Recep Bey, öncelikle şunu bir söyleyeyim, konuda konu yaptım. Ette yüksek fiyat algısı var. Zaten bu da iyice sıkmaya başladı. Kimse de bunu dinlemiyor. Gülmeye de başladı. Neye göre var? Normalde dediğimiz gibi al kıyma kuşbaşını, hiçbir geçimde sıkıntı yok. Eyvallah, asgari ücrette sıkıntı. Zaten söylemiş olduğumuz 4 kilo da asgari. Ama sen restoranda işte ne bileyim bugün yani farklı et çeşitleri yerseniz onların pozisyonları zaten pahalı. Ona diyecek bir şey yok. Ve zaten o satılan ürün de bugün bir hayvanın kilosunda %1 oranında bir kıymetli ettir. Yani bunu tutup da işte 200-250 lira bonfile, ne bileyim antikot gibi, bunu da hepsine yayamayız. Yani bu bir defa algıdır. Bunun evet. Üzerine kim ne kadar giderse bu saatten sonra kendisini düşürür gibi görüyoruz. Ki zaten şöyle bir şey, hali hazırda gerek yetiştiriciler, gerek üreticiler, gerek es sanayisi, yani fiyatların oluşmasıyla daha yeni bir nefes aldı. Hı hı. Öyle bir algı yapıyor ki bazı bir çığırtkanlıklar çıkıyor. İşte şu paralar, bu para olmayan rakam. Şu an ben size söyleyeyim. Yani Konya bölgesi bir şekilde fiyat belirleyen bir bölgedir. Maalesef onda bir düzenlemeye henüz gidilemedi. Aslında gidilse iyi olacak.
iki çeşit kesim oluyor. Bir yağlı, bir yağsız tabiri. Şimdi yağsız tabiri genelde batıda oluyor. Yağlı tabiri İç Anadolu oluyor. Nerede oluyor? Niğde'de, Kayseri'de, Aksaray'da, Konya'da. İç Anadolu bölgesi. Bizde şimdi hayvan materyali de bol. Şimdi bugün için yağlı büyük başlı hayvan kesimi 80-82 lira civarındadır. Yağsız kesimde 86-87 lira civarındır. Derseniz ki bu bugün için yetiştirdiğimiz hayvanları kurtarıyor. Daha yeni bir aylık bir süreç oldu. Geçtiğimiz dönem günlerde işte bazı çırtkanlık yapıp fiyatlar şöyle yükselmesiyle sosyal medyada yapılan algılar bir anda ister istemez bakanlığı da harekete geçiyor. Ondan sonra ithalat söylemleri olduğu zaman herkes orada bir tekrar bir sezlenişe geçiyor. Normalde şu anki fiyatlar yani bugün biz üreticiyi tatmin ediyor bugün için. Hı hı. Ama tabii ilerideki artışlar neyi ne getirir bilmiyoruz Recep Bey. O zaman Can Bey şuradan hemen devam edelim. Şimdi bir algı oluşturuldu kesin. Et pahalı algısı, süt pahalı algısı ama burada şimdi olayı şu açamadan bakacak olursak. Üretici fiyatını diyecek kargas fiyatı 80-85 lira bandında Konya'da. Tezgaha gidene kadar fiyatlarda muhakkak bir değişiklik olacak. Bu siz üretici fiyatlarıyla tezgahtaki fiyatları mukayese edecek olursak anormal bir fiyat farkı var mı? Bir de bu sorunun başlığı altında üreticiden tezgaha gidene kadar kaç el değiştiriyor? Şimdi normalde üreticiden tezgaha gidene kadar şimdi o normalde pazarın rahatlığına göre bakıyor. Asıl Recep Bey, yani sektör olarak et sanayisinde olan sıkıntılardan biri de budur. Yurt dışı gezilerimiz olsun, yurt dışındaki et sanayicileriyle yapılan istişarelerimiz olsun. Şöyle bir şey vardır. Zaten Avrupa Birliği normlarında bakanlığımızın daha önceki yapmış olduğu çalışmalarda bunu yaptık ama bizim eksiğimiz var. Öyle bir şey ki yetiştirici hayvanını kırmızı et birliklerine verir. Yani kırmızı et birlikleri aracılığıyla kesim hanelere satışı gerçekleşir. Yurt dışında. Yurt dışında. Evet. Normalde kırmızı et birliklerinin kurulma amacı da budur zaten. Şimdi oradaki hayvancı elinde yetişmiş hayvanı kırmızı et birliğine bildirir. Buradaki et ihtiyacı olan sanayici de kırmızı et birliğine bildirir. Der ki bana şu kalitede şu hayvan lazım. O da üreticisinden malını gelir kesilir. Öyle bir şey ki şu an için biz bunu daha önce de söyledik. Şimdi bugün et sanayileri ciddi bir yatırım. Sene 2013-2014'te Konya'da işte komünalar arasında sıkıntı yaşandı. Tek mezbe olarak biz 2 yıl hizmet verdik. Ki o ara işte Konya'mızın mülki amirlerinin desteğiyle bu olmazsa olacak, koca şehir kalmayacak diye biz 24 saat mesailer yaptık. O yoğunluklardan da sağ olsun bize şeker hastalığı kaldı Recep Bey. Öyle mi? İşte yetti yetişmedi falan. Bunların üzerine şu an için 24 tane tesis var Konya ve il ve ilçelerinde. Öyle bir şey ki. Yani bir de bunlar ben her zaman bunu bulunduğumuz toplumlarda söylüyorum. Et sanayisi ağır bir yatırımdır. Şimdi normalde bir insan binayı yapar, dışına sacını, panelini koyar, içine iki makine koyar, bu fabrikacıdır. Et sanayisi öyle bir şey ki bunun zemini bir fabrikadır. Bunun monolitleri bir makinedir. Bunun panelleri bir fabrikadır. Soğutmalar bir fabrikadır. Niye bunu böyle diyorsunuz dersen ağır bir yatırımdır. Şimdi aşırı bir tesis kuruldu. Aşırı tesis kurulup bunlar işini normalde yapamadığı gibi işte dediğim bu aracılar var ya öyle bir hale aldı ki aslında ben bunu buradan yani ekranlardan bakanlığımızdan da rica edeceğim. Yani fason kesimlerin durdurulmasını isteyeceğim. Ya bu fason dediniz merdiven altında şöyle tabir şey, edebilir miyiz? Şimdi tesisler personel çalıştırır. Her biri en kötüsü 50 kişi 150'ye kadar gider. Bizler masraflıyız. Şimdi öyle bir şey ki fason dediğimiz kendisini bu işin kalfalından gelmiş köylüden 10 hayvan alıp herhangi bir mezbahanede adet başı bir kesim ücreti ödeyip bunun ne atı vardır ne arabası vardır. Hiçbir şey yok. Yolda geçerken de arabanın birine der ki arabanda yer varsa 10 takımı at der. Tanesi 200-300 lira sanki sergiye karpuz götürüyor. İşte bunlar da bize rakip. Çünkü işimizi mesleğimizi ulviyle yapamıyoruz. Az önce programın başında dediğimiz gibi şehit veterinerimiz öyle bir şey ki onlar da istiyor ki insan sağlığına duyarlı gıda kontrolüne uygun üretim olsun. Ama
Şimdi mezbahalarda bu kontrolleri yaşayamazsak daha bunlarla çok karşılaşır. Allah esirgesin. Ki bunu zaten bizi izleyen bu veteriner arkadaşlarımız da biliyorlar ki buradan bana da hak veriyorlar. Şimdi söylendiği gibi her şey aracı taşırken nihayetinde sektörün içinde acı olan bu aracı fason kesim yapan kişilerin müsaadelerinin edilmemesi. Normalde eğer ki et satılacak mı? Kombinalar satsın. Hayvan alınacak mı? Kombinalar alsın. Hem güvenli ödemeleri olur, hem güvenli et sağlığı olur. İstedikleri gibi seri muayeneleri olur. Bu birinci aracı. Normalde bir hayvan kesildiği zaman tezgahın yansımasını söyledik. Recep Bey haliyle bu kırmızı et kendi içinde eksilen bir üründür. Nasıl eksilen bir üründür? Normalde kendi iş derecesini 0.4 dereceye düşürene kadar, şu an Türkiye normalde 0.7-0.8 deriz biz buna sıcaklık derecesini sevkiyat alabilmemiz için. Ama 0.4-0.3-0.2'ye kadar bu kendi içinde soğuk havalarda süner. Bu da %2-%3'e varan bir fre oluşturur. Bugün 300 kiloluk hayvanı koyduğumuz zaman bu hayvan 4-5 gün içinde o derecenin 290'lara kadar iner. Öyle bir şey ki bugün %3 firesi kemik ve sinir fireleriyle 22-23 gibi bir ette eksilme olur. Haliyle işletmenin gideri bir de sirkülasyonlu değildir. Şimdi bizler eti toptan sanayisini yapıyoruz veyahut da satış malzemelerimizde biraz sirkülasyon bizde hızlı oluyor. Ama kasaba arkadaşlarımız var günde 40 kilo 50 kilo satanlar. Haliyle herkese bir 3 tane personel olur, dükkan kiraları falan derken bugün fazla misal 84-85'e kargas dediysek ne kötü %45 veyahut da %50 üzerinde fiyatlarla satışı. Bu da ne demektir? Ortalama 120-125 lira gibi rakam gösteriyor. 125 tezgah maliyeti midir? Satışa. Satışa. Satış. Ya o da makul bunun bir... şekerliği falan var. Ya burada makul bir noktaya gidiyor. Tabi burada 50 kilo, 100 kilo et satan insanlara baron demek pek şık olmuyor. Veya fiyatları artıran unsur olarak görülmesi. Hayır, hayır. Yani buradaki sizin anlattığınızdan benim anladığım, yani biz yetiştiriciden 80-85 liraya aldığımız kargası tezgaha ulaşana kadar ki yani rakam 125. Şöyle bir şey, dediğimiz rakamda zaten %50 bandını konuşursak 126-127 lira yapar. Dediğimiz gibi kıyma 110 lira, kuşbaşı 130 liradır. İşte bu dediğimiz kıymetli et bugün %1 oranındadır. Ki burada hiçbir zaman yani kırmızı et pahalı algısı yersizdir. Süt ürünlerinde pahalıdır, bunlar yersizdir. Ama şöyle bir şey var, biz de burada aldığımızı biz bunu yetiştiriciye veriyoruz Sayın Cingöz. Normalde biz bu işte paydaş ve ortağız. Biz nasıl ortalaması 120'ye gelen bir eti satıyorsak biz de 85'le üreticiden malı alıyoruz. Söylediğim gibi şu an için 82-85 bandında üretim yapan üreticilerimizin zarar etmesi söz konusu değil. Gayet de memnunuz şu an için. Böyle yürümesini de isteriz dedik ya programında ilk zamanlarında. Şimdi bir kilo eti 48 liraya satarken bir kilo yemi de işte 40 liradan alıyorduk. Yani bir torba yemi. Şu an için bir torba yem 255-260 lira besi yemi. Ben süt yemini demiyorum. Hı hı. Belki buradan da izleyenler kızıyordu daha fazla diye. Ben biraz toplu aldığım için hatta kendim yemimi yaptığım hı hı. için o maliyeti biliyorum. Buradan da hata olmasın özür dilerim. Bugün de bir kilo et 80 lira. Yani normalde... Ya parite olarak bakarsanız 250 lira olması kaldı. Lazım et. Şöyle bir şey, eğer ki dediğimiz gibi hükümet üzerinde yani tarımı alet bilip durmadan kurcalayıp burada üreticinin, yetiştiricinin, bir sanayicinin önünü kesmemek lazım. Eyvallah, yani şöyle bir şey, sanayimiz çok önde gidiyor. Yani ihracatımız çok kuvvetli ama o mesleki olarak farklı. Biz de gıda sanayicisiyiz. Biz makine veyahut da diğer demir, otomotiv sanayisi değiliz. Şimdi o sanayi iyi olurken buradaki sanayi de biz de içeriye... Gıda üreten sanayiler olduğumuz için şimdi bu tarım üzerine yapılan sezleniş gıda sanayisini yoruyor. Ki ben de burada inanıyorum ki süt üreticileri, ticaret insanları olsun, gıdayla alakalı intikal olan arkadaşlar olsun bunlar bize hak veriyor. Öyle bir şey ki biz süt ürünlerimiz olsun, et ürünlerimiz olsun bizim ihracatımız yoktur. Biz yetiştirilerini içeride üretiriz. Kendi iş piyasamızda biz bunu tüketiriz. Zaten
Ramazan ayı başlarken çok ciddi bir algı yarattılar. İşte 170-180 lira et dendi. O an için bir bağırış oldu. Normalde bir şeyi atladılar. Bizim yeni kuşağımız evde yemekten ziyade dışarıda yemeği sevdiği için Ramazan münasebetiyle Recep Bey haliyle evlere kapanıldı. Şimdi ev dışı tüketimle ev içi tüketim vardır bizde. Ev içi dediğimiz evde olan, ev dışı olan da bu restoran, işte kentlik tarzında olan sanayi tüketimlerdir. Haliyle Ramazan olunca biz %50-%60 işte artış beklerken bu artış normalde ev dışı tüketimle %5 kadar bir etkisi oldu. Geçen genel müdürlerimizle de bir istişare yaptık. Hayvan varlığımıza gelince, hayvan varlığımız yeterli Sayın Recep Bey. Yani bizim görüşümüz önümüzdeki bir Kurban Bayramımız var. Kurban Bayramı'nda da zaten yapılacak bu hayvan meterlerde olduğu kanaatindeyiz ki kendini bu Ramazan'da da bize gösterdi. Yani hayvan sayısını, açıklanan hayvan sayısının doğru olduğuna inanıyor musunuz? Mesela 18 milyon büyükbaş hayvan var mıdır veya 58 milyon küçükbaş var mıdır? İşte burada büyükbaş hayvan bölümünde açıklanan rakamın gerçeği yansıtmadığı konuşuluyor ama şeyde de küçük başta da bizim rakamlarımız doğru, 58 milyon büyük küçük baş hayvan vardır deniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Recep Bey, küçük başla alakalı hayvan varlığımız vardı ki ta ki geçen aylarda ihracat yapıyorduk küçük baş hayvanı. Büyük başla alakalı verilen verilerde normalde bakın önünüzdeki ürünlerde de artı eksi %10 yazar. Yani öyle çok olup da yani söylenen rakamın dörtte bir gibi bir şey yoktur. Ya %10 eksiktir ya %10 fazladır. Yani bu veriler nihayetinde bütün ilçe ve il müdürlükleri bu işi sıkı takip yapıyorlar. Bunu da sayımları yaparken aşılamaya göre yapıyorlar. Yani bu hayvanlar eğer bu sayı il müdürlüklerince bakanlığa bildirilse aşıları yapılıp da elde olunan bir sayıdır. Ama şu da bir gerçek, süt üzerine süt hayvancı, dişi hayvan elimizde daha çok. Bununla bunu da birbirine ayırmamız lazım. Öyle bir şey ki şu an için aldığımız duyumlar ve gözlemlemelerimizde buzağı ölümlerimiz çok oluyor. Normalde bakanlığımız nezdindeki inek doğumlarını, buzağı doğumlarını daha sağlıklı, bilmiyorum nasıl bir çözüm olur ama bunlar takip edilse gerçekten bizim hiçbir şekilde yetiştirmek üzere hayvana ihtiyacımız olmayacak. Ama bazı veriler var. Belki olsa olsa 2022-2023 yılında da belki ufak bir dış destek olabilir gibi görüyoruz. Diğer türlü hayvan materyallerimiz belki kafi geliyor. Ya burada konuşuyor. Ben bu rakama şahsi olarak ben gerçekçi bulmuyorum 18 milyon rakamını. Buradan da hemen siz bir sektörün içerisinde tam da göbeğinde olan bir insan olarak soruyorum. Mezbahalarda kesilen hayvanların kulak küpelerini sistemden kim düşmek ya da sistemden düşülmesi için kim bildirmek zorunda? Siz mi, üreticiler? Kulak küpeleri? Kulak küpelerini kayıttan düşmek. Çünkü kulak küpelerine göre biz hayvan varlığımızı belirliyoruz. Şimdi Recep Bey, normalde tesislerde bizlerin bu kontrolünde olan bir şey değildir. Yani resmi veterinerler burada görevlidir. Bakanlık nezdinde her komünanın bulunduğu ilçede atanmış veteriner hekimler vardır. Normalde onların gözetiminde oluyor. Bunların da düşümlerini zaten resmi veteriner kendileri yapar. Ola ki destek amaçlı belki her tesis yanına yardımcı olarak gene veteriner olarak atama yani görevli arkadaşlar biz veririz. Öyle bir şey ki sizden anladığım kadarıyla düşümler sağlıklı oluyor mu demek istediniz? Evet, onu diyorum. Şöyle bir şey var Recep Bey. Normalde bu kesilen hayvanlar biz bunları İl dışına sevk ediyoruz. Ki bizim çalıştığımız firmalar ciddi firmalardır. Bugün ulusal firmaların biz kırmızı et tedarini yapıyoruz. Ki bunların oraya mal kabulünün olması için bunların veteriner sağlık raporları olması lazım. Şimdi kulak küpesi olmayan, bunların işlemi olmayan bir hayvan üzerinde zaten rapor düzenleyemezsiniz. Raporları zaten resmi veterinerlerimiz düzenler. Yani devlet veterinerleri. Bu etlerin gidip de başka bir yerde yani satış söz konusu değil. Ama nedir? Şimdi söylediğim fason ayarları var ya. Şimdi Recep'te. Oraya geleceğim ben de. Şimdi bunlar merdiven altı. Fason kesim yapanlar işte 10 tane 15 tane hayvanı kestirip arada da bir araba tutup işte şu bizim hayvanları da takımlarda götürüver diyen insanlar
kulak küpelerini onların kim düşüyor, bunlar nasıl sevk ediliyor ve nasıl tüketime arz ediliyor? İşte bu dediğimiz gibi normalde bu işi ciddi yapan firmalar belli. Zaten bizim de bazen ara ara sözlenişimiz o. Diyoruz ki biz gerçekten bu işe gönül verdik, bu işe yatırımlar yaptık. Öyle yani bir iki fabrika değil, bizim her fabrikamız için, bir ben değil. Yani şu an için Konya'da o kadar büyük tesislerimiz var ki bugün Türkiye'yi doyuracak kapasite bizim Konya'mızdır. Hepsi normalde bir fabrikanın altı katı diyen de fabrika kurmuştur. Bizler dediğimiz gibi kurumsal firmalara, büyük tesislere biz buna sevk ettiğimiz için yani bir defa o elimizdeki raporlarımız veyahut da o belgeler olmasa onlar eti kabul etmezler. Çünkü bir hasip yönetimi vardır. Kırmızı etli hijyen kuralları vardır, sağlık vardır, gıda güvenilirliği izlemesi var. Bu söylediğimiz tarzda arkadaşlar valla keserler bu malı, atır arabaya, artık nerede ne dağıtır. Öyle bir dek geldik biraz da ki şehir de bilir arkadaşlarım da açık sözlüyümdür. Yüklemiş, şahit olduk. Ya arkadaş dedik, sergiye karpuz mu indirecek? Şimdi öyle bir şey ki bunu böyle gören hekimler veyahut da il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü arkadaşa müdahale ettiği zaman da şiddetle karşılaşılıyor. Recep Bey, eğer bir şeyin yaşanmamasını istiyorsak o işte ciddiyet almak lazım. Gerçek anlamda dediğim gibi bugün Konya'daki tesislerimiz Türkiye'yi doyuracak kapasitede. Ama nedir? Her zaman ben bunu her platformda da söylemek istemişimdir. Fason kesimin ortadan yani bir yok edilmesi, hayvancı hayvanını ya tesise versin ya kırmızı et birliği aracılığıyla versin. Et alacak kişiler de tesislerden alsın. Tesislerin önüne olur olmadık rakip ve rekabetin olmaması kanaatindeyim ben. Evet. Tabii siz bu işin duayenlerinden birisisiniz. Dolayısıyla hem yetiştiricinin yaşadığı problemleri, hem et sanayicisini, hem de son nihayet tüketiciye ulaştıran zincirin her üçünde de siz olduğunuz için bu manada sizin yorumlarınız önemli. Bizim de bir reklam zamanı geldi, yine çok kısa zamanda geliyor. Sohbet güzel. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tarım masasında et fiyatlarını, ete dair, hayvancılığa dair her şeyi konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Tabii Can Kılıç'la sohbet edince program nasıl gidiyor anlaşılmıyor. Ve son bölüme girdik bu nedenle. İnşallah Ramazan ayından sonra geniş bir vakit aralığında hayvancılığı sevgili Can Kılıç'la konuşmaya devam ederiz. Can Bey, şimdi bölgeler arasında bir fiyat farklılığı söz konusu. İşte küçükbaş hayvan için diyorum bunu. Büyükbaşta o kadar keskin ayrılıklar yok ama mesela doğudaki kargas fiyatlarıyla mesela Balıkesir'deki kargas fiyatları neden arasında bir uçurum var? Bunun sebebi nedir? Bir de en çok et sanayicilerin eleştirildiği nokta, daha doğrusu özel mezbahaların eleştirildiği nokta, kardeşim diyor, bizden kargası alıyorlar, bunun sakatatını, bağırsağını, ciğerine para ödemiyorlar. Bizim üzerimizden çok ciddi para kazanıyor diyorlar. Hem buna da bir açıklık getirelim, hem de bölgeler arası fiyat farklılığı neden var? Şimdi Recep Bey, bölgeler arası fiyat farklılığı derken küçükbaş ve büyükbaşta, başta da söyledik, kesim kriterleriyle alakalı biz bunu konuşmuştuk. İşte yağlı ve yağsız kesim demiştik, büyükbaş hayvan. Küçükbaş hayvanla alakalı hayvanlıklar farklıdır. Karamandır, işte kıvırcıktır, merinos kırmasıdır. Bugün doğu bölgesinde olan hayvanlarımız mor koyun ve karaman cinsi kuyruklu hayvanlardır. Şimdi batıdaki kesilen kuzular da bunlarda merinos ve pirit dediğimiz kıvırcık kuzuda onda kuyruk olmaz. Normalde doğudaki doğu kuzusunun %5-6 oranında kuyruk yağı çıkar. Batı tarafındaki hayvanın %0.2 oranında kuyruğu çıkar. Hmm. Bugün %5'le de fiyat farkına vurduğum zaman normalde kiloda bir 20-25'ler gibi bir rakam yapıyor. Artı doğunun kuzuları, doğunun küçükbaş hayvanları sanayi kuzusudur.
İşte yediğimiz bu kebapların hani lezzet üstünlüğü de oradan gelir. Niye derseniz büyük kuzu her hayvanda yaşını geçmiş veyahut da büyümüş hayvanlar bütün kaslarını ve lif dokularını tamamladığı için onlar lezzetli olur. Lezzetli olduğu için doğu tarafının bu küçük baş tabir ettiğimiz koyun, kuzu, toklu cinsi sanayi etidir. Batı tarafta Balıkesir, Bursa tarafı, işte o taraftaki kesen kuzular da kuyruksuz. Yani hayvanın cinsi kuyruksuz olduğu için. Bir de orada kısa besi olur. Kuzuları küçük olur. Onların fiyat artışı oradan kaynaklanır. Evet. Yani arasındaki fiyat dengesizliği odur. Şimdi en basit yönden Balıkesir, yani daha doğrusu Trakya tarafında olan kuzular Merinus ve Pirit dediğimiz kıvırcık kuzu kuyruğu olmaz. Bizim Doğu ve Konya Karaman cinsimizde de kuyruklu olduğu için arada %5 gibi bir rakam oynar bunda da. Sanki daha da fazla oynuyor gibi. Mesela Balıkesir'de 100 liradan biz keserken işte Fazlı Yalçın da geçen hafta söylemişti. Balıkesir tarafında 100 liradan da alıyoruz ama Doğu'dan işte 70 liraya 75 liraya da alıyoruz. Şimdi normalde 100 liranın %5-6 lirasını kuyruğa çıktıktan sonra bir de şöyle de bir şey var. Fazlı Bey normalde başkanım onu unutmazdı ama bugün Balıkesir ile Trakya geleceği yer 150 kilometredir. Doğu'dan araç satılacağı yere geldiği zaman 1300 kilometre. Şimdi burada şöyle bir şey var. İşte hep söyledik ya. Her şey pahalandı, o pahalı, bu pahalandı diyor ama herkes her şeyi pahalandırdı zaten. Bugün bir lojistik ağı var. Şimdi lojistikte normalde biz et kilo 0.30 kuruşa lojistikte tamamladığımızı şu an 1 lira 20 kuruş, 1 lira 30 kuruş. Yani bunların hepsi normalde bir araca attığın zaman bir araç üzerindeki ki bu yakıtta 10-12 bin lira gibi bir artış oldu. Hali bu da içindeki yüke yansıyacağı için. Yani bu buradaki makastır. Evet. Yani bugün dedik ya şimdi bütün iş insanlarımız herkes diyor ki işte her şey zamlı. Bir defa zamla kendimizi alıştırmayacağız. Buradan bir çıkaracağız. Hı-hı. Sen zamlı aldıysan zamsız satmıyorsun ki sen de zamlı evet. satıyorsun. Bunlar önemli şeyler. Yani bir algı oluşsun, bir hani gündem olsun diye durmadan da her şeyin fiyatlandı, fiyatlanıyor gibi bir durum yok. Sen 1 lira 3 aldıysan 1 liraya sattın, tekrar 1 liraya satmıyorsun. Sen de 4 liraya satıyorsun. Ki zaten bu Ramazan'da kendini belli etti. Seraların işte sebze türü olsun, ne bileyim daha farklı ürünlerdeki fiyat. Hatta geçen bir sohbetteydik arkadaşlarla beraber. Mübarek gün canı çekmiş bir şeyler yapayım dedi. Ya ben de patlıcanla karnabahara baktım dedi. Bıraktım deniz yarım kilo saç kavurma alayım. Aynı hesap işte et yemiş oluruz dediler dedi. Yani bu ne demek biliyor musun Recep Bey? Hep üzerine vurgulandı. Etle algı, algı, algı. Bunu yapmamaları lazım. Ama tabii etteki algıyı da sizin de değiştirmeniz lazım. Medyada mesela şimdi ben medyayı bu konuda eleştiriyorum ama sizi de birlikleri de Nazif Karabulut'un da hemen buradan kulaklarını çınlatalım. Nazif Başkan'la da ben bu konuyu defalarca konuştum programlarda da. Mesela İstanbul'a gidiyor işte ana akım medya dedikleri medya İstanbul'un en lüks semtinde bir markete giriyor veya kasaba giriyor. Oradaki etiketleri Türkiye'nin geneline varmış gibi yansıtıyorlar. Bunu da insanlar televizyonda izleyince işte atıyorum Konya'da kıyma 110 liraysa orada 170 lira, 180 lira bu fiyata kıyma olur mu? Vatandaş bunu nasıl olacak? Hey hükümet diye hemen oradan da amiyane tabirle hükümete çakmaya çalışıyorlar. Recep Bey, öyle... Bu algının değiştirilmesinde sizin de sorununuz yok mu? Ya şöyle bir şey, normalde onu zaten sivil toplum örgütlerimiz haliyle anlatıyorlardı. İşte Fazlı Başkanım falan olsun. Şimdi bunlar o çekim yaptığı yerler İstanbul'larda veyahut da diğer illerde aylık 45-50 bin lira kirası olan bir işletmeler. İşte biz size dedik ya 84 lira olan %50 üzerine işte gideriydi, kemiğiydi derken anca onlar da biraz daha fazla koyuyor. Evet. Bunu da algı yapıyor ama Recep Bey kimse artık buna inanmıyor. Asıl bizim... Öngörümüz, unuttuğumuz veyahut da gerçekleri de kabul etmemiz lazım. Hiçbir şey fiyatlı değil. Her ürün, her emtia kendini regüle edip olacağı yere giriyor. Ama tek bir eksiğimiz var.
dediğimiz gibi yıl başında açıklanan asgari ücretin o gün için çok olup bugün için yetersiz olduğunu gördük. Sadece geçim refahımızda sıkıntı var. Yani alım gücün biraz daha artırılması. Alım gücü şöyle bir şey. Sadece bu fiyatlar bir şekilde gelip bir yerde duracak. Nasıl kırmızı etin işte yükselişini çok yükseliş gösterip olduğu yerde durduğu gibi. Hükümetimiz de illaki bunu gözlemliyor, biliyor ki şu an işte emekçilerimizin, çalışanlarımızın hani bunların da gelir düzeyini belli bir refah getirdiği zaman zaten buna alışıp bir yere oturtacağız. Evet. Şimdi buyurun. Can Bey, son 15 dakikamız. Bizim tarım masasının son bölümünde klasik tek KC'de sorulara kısa cevaplar isteyeceğiz ve tüm soruları da sormaya çalışacağım size. Eyvallah. Et lobisi ve baronları aracılar mı? Et lobileri ve baronları aracılar mı derken, et zaten işte dediğimiz gibi bugün Ağrı'dakiyle Trakya'daki birbirini duyuyor. Aynı fiyatın olduğu yerde bir lobi olmaz Sayın Cingöz. Evet, ve rekabetin olduğu yerde... Hiç olmaz. Biz onu dedik ha. Burada nedir? Yani lobiyi oluşturmak için, yani sanayicinin lobisi söz konusu değil. Çünkü bugün dediğim gibi Ağrı Erzurum'da fiyat kaç liraysa ki siz de aynı işte koyunu kuzuyu sordunuz. Hı-hı. Batı'daki fiyatı söyledim. Biz aradaki makasın niye olduğunu söyledik. Bu olan ortamda lobi olmaz. Evet. Bu işin lobisi kim biliyor musunuz? Nihai tüketiciye ulaşılan kesimlerdir. Evet, şimdi hemen oraya gidelim. Market ve kasapların fason, sucuk ve pastırma üretip satmaları kurallara uygun mu? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ama lütfen kısa kısa bütün soruları sorun. Recep Bey, zaten kasapların fason sucukla alakalı kasap sucuğu tabiriyle kendi içimizde halk markası vardır. Kasaplar bunu yapabilir. Çünkü bunların işi. Yani kasabın mesleği bu. Yani sucuğunu yapabilir, pastırmasını yapabilir ki onların eli lezzetlidir. Çünkü çıraklığını görmüştür. Onlarınki mutfak Türk sucuğu yapar. Ama marketlere gelince biz bunu defalarca söyledik. Bizler normalde bu imalatın sanayicisiyiz. Biz üretime bir hayvanın neyi varsa onu koyarız. Sorarım size, işletme, et işleme tesisi olmayan bir market hangi sucuğu yapıyor kendi adına fason? İşte bir satılmayan etini yapar, koyarlar tezgahlarına, satılmazlar. Bunları toparlarlar, gönderirler birilerine, işte bunu bize sucuk yapın derler. Ya o da resmi işte il müdürünce sözleşmesi vardır ama içinde ne vardır? Şöyle bir şey, insana sorarlar, bakın Türkiye'de et tesisi olan marketler de var. Onlar yapar. Çünkü et işi yapan adam bir hayvanda ne varsa hepsini o üretime kullanır. Şimdi marketin kendi adıyla yapmış olduğu sucukta ben bilmiyorum, ben deneyimlerle konuşuyorum. Tezgahında satılmayan eti baharatlayıp bunu sucuk yapıyordu. Evet. Ben bunu hiç tasvip etmem. Ha kasap. Kasabın mesleği bu. Bu ustasından gördü, babasından gördü. Lezzetli de olur kasap sucuğu. Evet, o yüzden bunu da hemen konuşmuş olduk. Yine iddialardan birisi, aracılar ile zincir marketlerin müdürleri anlaşarak haksız kazanç sağlamalarından bahsedildi. Bunların hesaplarının kontrol edilmesi gerekir dendi. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi aracılarla zincir marketlerin müdürleri... Anlaşarak işte fiyatı her yerde aynı fiyatı, yüksek fiyata sattıklarını... Şimdi marketlerin, yani bildiğim kadarıyla zincir marketlerin kendi işlerinde bir birlikleri var. Birlikler içinde istişare yapıyorlar. Normalde biz... Bir tekel oluşturuyorlar mı? İsterseniz oluşturuyorlar. Normalde zaten devlet bunu denetliyor. Bizler, yani ben şahsi firmam olarak kendi ürünlerimizi 2-2,5 yıl kadar oldu. Biz bütün marketlerden çektik. Sadece bizle, yani satışına güven duyduğumuz birkaç tane zincir markette ürünlerimizi satıyoruz. Öyle bir şey getiriyorlar ki bu ürünlerle alakalı buradan bilmiyorum ki zaten denetlemelerde de vardır. Aşırı kar marjıyla tüketicinin cebine dokanıp hesaplı mal almayla satıcının da canını yakmayla bir yere varmaz Recep. Yani bu böyle bir şey olabilir. Şimdi bunlar oluyor, şöyle bir şey, biz firma olarak ben şahsım adına kalitesi ve ikinci bir elmalı yapamayız. Çünkü biz bulunduğumuz markaya çok emekler verdik. 10-12 yıllık. Gerek veterinerimiz, gerek mühendislerimiz olsun, gerek kendim olsun, gerek ustalarım olsun. Yani biz birebir bu ürünleri aynı kendi bir parçamız gibi ürettik ki 12 yıldır bizde lezzet tektir. Hiçbir şekilde değişmedi. Ustamın lezzeti hep aynı gitmiştir. Her üründe ben de tek ustamın elinden çıkar. Altında yardımcılar var ama ustamın hazırlamış olduğu
baharatlarımızla kendi rasyonlarımız olur. Tek diyorsunuz yani. Tek. Ama evet, biz bunu da tutup marketlerde zayi etmeme adına hiçbir markette bırakmadık, hepsini geri çektik. Evet. Kesimlerde kesim standardı çok konuşuluyor. İşte bazıları boynu fazla şeyden kesiyor, orada eti daha fazla alıyorlar gibi. Kesim standartları var mı? Nasıl uygulanır? Kesim bir standartı olmaz. O söylenilenler, Recep Bey, dönerleri kimden alıyorsunuz bilmiyorum ama çok eski yer mezbalarını anlatıyorlar, hı hı, size. Şu an aşırı teknolojiyiz. Bugün dediğimiz gibi dünya standartında ve ülkenin en iyi tesisleri bizim Konya'mızdadır. Normalde bu hayvanlar zaten makinenin içinde kesiliyor. Yani öyle bir şey ki yatırma vinçleri kaldırdığı zaman isterseniz de zaten öyle bir kesme şansınız söz konusu bile değil. Evet. Yani bunu... standart şöyle bir şey. Şu an için Türkiye'de gerçek olan iki kesim şekli var. Bir yağlı, bir yağsız. Hı-hı. Bunun teke düşmesi lazım. Öyle mi? Bizim görüşümüz bu Recep Bey. Niye derseniz işte orada deniliyor 90, burada deniliyor 80. Şimdi siz soruyorsunuz niye var? Ben de onu söyleyeyim. Yani bir tek sistem olsa herkesin kaynağı olur. Evet. Yani buradaki tek aksaklığımız bu. Bu da inşallah ilerleyen günlerde umarım bakanlığımızın diğerli bürokratları dinliyorlardır bizi. Şöyle bir şey, kesimhaneleri içeren, kesimhaneleri toparlayabilecek bir birlik veya da bir sivil toplum örgütü ya bir birime bağlanır ya da kurulursa, hı hı, İnşallah bu sorunlarda ilerleyen uzun aşamada gidileceğine inanıyorum. Evet, SYK'nın kendi şubelerinde ve tarım kredilerde Ramazan ayında gerçi bitmek üzere ucuz et satılmasına sektördeki paydaşlar nasıl yorumladı? Sektördeki paydaşlar, dedim ya, bazı her yerden bir sesler çıktı ama bugün SYK'nın 18 tane mağazası var. Tarım kredinde belli illerdeki yerlerine bu ürünleri yani paketli ambalajlı olarak sevkiyat yapıyorlar. Ucuzluğu bizim normaldeki hani satış fiyatlarının %10-15 aşağısına, o da bulunduğu ilde veyahut da tarım kredinin dokandığı marketlerde halka bir nebze de olsa ucuz et tedariği sağlıyor. Ama tabii bunu yani öyle, şu manada eleştirildi. İşte SYK zarar ederek bu ürünleri veriyor. Devlet bunu zararını karşılıyor. Esnafla rekabet yapması gibi değerlendirildi ama tabii hitap ettiği Recep kişiler... Recep Bey, SYK'nın çok... veyahut da devletin sanayiciyle esnafla rekabet etme gibi durumu söz konusu değil zaten. Olmamak İstese zaten, zaten o olur ama, hı-hı, ufak da olsa bir kitleye hizmet verebilme adına yapılan bir çalışma, evet, diye düşünüyorum. İnek kesimleri arttı mı? İnek kesimleri durmadan işte bir üzerine düşüldü. Kesimler arttı mı, arttı mı? Şöyle bir şey var Recep Bey, malum et fiyatlarının yükselmesiyle ineklerde biraz değer bulundu. Bunu buna bağdaştırmak istiyorlar, hı-hı, ama günde 30 kilo, 35 kilo, 40 kilo süt veren, yani bugün bir geçim materyali olan insan keser mi? Kesmez. Bu nedir? Kesilen inekler deforme olmuş inek. İşte kısırlaşmış, göğüsleri körelmiş. İşte dedik ya, tarım üzerine olmadık algıyı yapmak için hala üzerine bir sezleniş var. Ki bunu 1 milyon 700 bin inek kesildi diye bir iddia da ortaya atıldı. Çok büyük bir rakamdı, 1 milyon 700 bin. İşte Fazlı Yalçın da 1 milyon üzerinde dedi ki bu rakamlar da gerçeği yansıtmadığını ben düşünüyorum. Bu kadar kesilebilir mi inek? İmkanı hariç. Şimdi normalde dediğimiz gibi deforme bir kesiliyorsa doğan iki tanedir. Hı. Öyle olsa zaten göz önünde olur. Bugün sütü biz ne bileyim kilosu 10 liraya alırdık, 15 liraya alırdık. Evet. Yani dolayısıyla, normalde eğer ki bir talep varsa az uyardır. Yani deforme olan hayvanlar kesildi. Deformeyi zaten durduramaz işletmesinde. Dediğim gibi bir hayvanın aylık maliyeti, hele ki bu sütün elinde 2,5-3 liraları bulur. Eğer ki bunu sağlayacak üzerinde sütü yoksa hayvanın, doğurganlığını yitirmişse, göğüsleri de köreldiyse, iltihaplandıysa zaten bu veteriner raporuyla kesilir. Evet. Recep Bey, Konya'mızda gelişi güzel, öyle hadi gel kesil diye böyle bir sistem yok. Gayet Tarım İl Müdürlüğü'nün görevli arkadaşlar tarafından çok ciddi de zaten bir kontrolleri vardır. İşte o kulak küpesi olmadan olur mu olmaz mı, yanıltıcı, kafa karıştırıcı şeyler var ya. Bir defa o eti sevk edemez ama merdiven altına hiçbir çözüm ulaşamayız. Evet. Yani fasona devletin ciddi bir eğilmesi lazım. Muhakkak. Gıda hijyen bakımından da çok önemli bir konu. Tesisler kendi yaptırımını yapabilme adına, yani kendi tesislerinde, şimdi benim bir büyüğümüz vardı,
Allah selamet versin Mehmet Yüksel Bey, kendisi Hilal Ayşe'nin yönetim kurulu başkanı. Yeni yetiştiğin zaman bana dedi zaten. Saha senin olabilir ama içinde gezemeyecek duruma da gelir bir insan, biliyor musun dedi. Ya. Öyle ki fasoncular ora benim havasıyla gidiyor. Normalde bir yatırımcı 200-300 milyon lira, eğer ki ben turistlere o para bağlandıysa 3 tane bir mal kesecekti, onların da dediğinin olmaması lazım. Onlar diyemiyorsa devlet demeli. Hayvancı hayvanını et birliklerine, et birliği aracıyla tesislere, tesislerde et satılan yerlere ürünleri teslim, evet, etmesi lazım. Evet, yani STK anlayışı aslında bir masaya yatırmak lazım. Sayın Kilitçi Bakan'dan da ben bunu, tabii çok kısa bir süre var. Yani eğer normal zamanda seçim olursa 14 aylık bir süre var. STK'ların da bir masaya yatırılıp, STK'ların, ki bu sizin verdiğiniz örnek çok çarpıcı bir örnek. Birliklerin esas pozisyonu bu. Kırmızı eti kestirecek de kırmızı ete ihtiyacı olanın da ortak noktası birlikler olmalı. Son birkaç dakika son sözlerinizi alacağım. Bir de kırmızı et tüketiminde küçük başın payı artırılırsa ülkemizdeki kırmızı et eksiğimiz tamamlanır mı? Bununla beraber son sözlerinizi alalım. Normalde küçük başa rağbet biraz yükseldi. Kendi Ramazan ayıyla da belli etmeye başladı. Hı. Bu da ister istemez, eğer ki artarsa dediğimiz gibi etteki sıkıntıyı bir nebze çözmüş olacağı kanaatindeyiz Recep Bey. Dediğimiz gibi hayvan varlığımız yok değil, hayvan varlığımız falan var. Hani saptırılır bir düzeye gelmesi üzüyor. Et bir defa pahalı algısını gerçekten bir köşeye koymamız lazım. Şu an için 250-300 lira kıyma kuşbaşı olaydı, biz de zaten gelip bunu burada konuşmazdık. Evet. Ciddi anlamda üreticiye yetiştirici lazım. Yetiştirici buzağısını iyi satarsa ineğine devam eder. Üretici besler. İşte beslediğinin karşılığını alırsa para kazanır. Recep Bey, geçmiş yıllarda bizim beslediğimiz hayvanların yem gideri bir hayvanın oluşumunda %35'ti. Şu anki ekonomide %65 yem gideri var. Şimdi bizler tutup burada dediğimiz gibi negatif olamayız. Biz üretmek zorundayız. Ülke bizimse iki tane söyleyenin peşinden gidip de biz bu işi tezgahlar boş bırakamayız. Söyledik, teşekkür ediyorum. Takipçilerin, izleyiciler layık görmüşler. Evet, çok bugün teşekkür. Bugün Konya'nın göğsünü açacak, Türkiye'de ilklerde olacak en son teknolojik büyükbaş işletmelerimizi devreye sokuyoruz. Bugün için tam kapasite olmayabilir ama biz bir günleri aşarız. Evet. Ama inanalım. Recep Bey'in dediği gibi hani üretici küstürmeyin der ya, evet. Küsemeyiz biz ya, biz bu işimize aşığız Recep Bey, sevmezsek zaten bu işler olmaz. Ya enseyi karartmamamız lazım. Hiç karartmamamız lazım ama enseyi de çok güneşe de vermemek lazım. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Evet. Son olarak gene Ramazan ayımızın İslam alemine, izleyicilerimize mübarek olmasını, İnşallah bu af ayında bağışlanan kullarından olmayı Rabbim nasip etsin. Amin. Yarınki Kadir gecemizin kutlu olmasını, dualarımızın kabul bulunmasını, öbür hafta pazartesi günü bayramımızın mutlu olmasını, bayram tadında olmasını temenni ederim. Ki güzel bir söyleşi oldu. Özlemiştik de sizi. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Artı hediyeniz için de çok sağ olun. Onurlandınız bizi, evet, Recep Bey. Teşekkür ederiz sevgili Can Kılıç. Şeref veriniz tarım masasına. Tabii ki o plaketi bizim izleyicilerimiz sizi layık gördüler ama siz çalışmalarınızla bunu zaten fazlasıyla hak ettiniz. İnşallah bu başarılarınızın devamını biz de diliyoruz. Çok sağ olun. Bayramdan sonra inşallah yakın bir zamanda, daha geniş bir zamanda bu konuları belki olayın İnşallah. Taraflarıyla da bir araya yatırırız. İnşallah. Sevgili seyirciler, yarın Kadir Gecesi, biz tüm İslam aliminin Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını temenni ediyoruz Allah-u Teala'dan. Duaların kabul olduğu, hayır hesenatın bol olduğu bir dönemdeyiz. İnşallah ülkemizi bu pandemi sürecinden de, bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı gibi maskelerden kurtuluruz. 1000 rakamın altına düşünce de hem toplu taşımalarda hem de hastanelerde de maske olayı kaldırılacak. Allah-u Teala bu millete, bu devlete zeval vermesin. Bu ülkenin düşmanlarına fırsat vermesin diyoruz. Önümüzdeki hafta bayram, tarım masası bayramın ikincisi gün olması nedeniyle olmayacak.
O yüzden biz hem bugün yarın idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve önümüzdeki hafta pazartesi Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Ramazan ayı boyunca rejideki arkadaşlarım müthiş performans gösterdiler. Hiçbir problem olmadan canlı yayınları yönettiler. Biz de onlara buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.